Yeterince kötü şeyden konuştuk. Ee, bari biraz da gelirlerimizi anlatır mısın? Bizim ne gelirimiz var? Beşiktaş'ın 2018 yılında da 920 milyon civarında bir geliri oldu. Ee, bunda 30-38 30, milyon, 30 38 milyon TL civarında bir kira geliri var. Bunun yanı sıra baktığımız zaman UEFA'dan bir 100, şampiyonlar giden 100 milyon civarında bir gelirimiz var. Sponsorluk gelirimiz 180 milyon. Bunun yanında dikkat çeken aslında gelirde futbolcu satış gelirleri. Cenk'in satışından dolayı bir artış var. Bu da 187 milyon civarında bir gelirimiz oldu. Gelirlerde başka dikkat çeken aslında Şampiyonlar Ligi geliri. Hani soruda biraz olumlu geldik ama Şampiyonlar Ligi geliri 200 milyondan 100 milyon civarına düştü. Bu da Beşiktaş'ta yaklaşık olarak ne kadar diyelim bir 30 milyon euro civarında bir kayıp demek. Euro bazındaki kayıp. Bunun TL karşılığı Beşiktaş'a geçen seneki şampiyon olmama ve şampiyonlar ilgili gitmemenin maliyeti bu sene için 200'de 250 milyon TL civarında bir maliyeti oluştu. Yani bu sene de şampiyon olamazsak ki bu gidişle galiba öyle olacak. Bu bir eksi bir bu kadar daha mı demek bize bu senenin sonunda? Beşiktaş eğer şampiyon olamıyorsa şampiyonlar ilgili gitmek zorunda. Eğer bu ekonomiyi döndürmek için bu borçları ve bu yapıyı döndürmek için Şampiyonlar gibi gitmek zorundayız. Gidemezsek inanılmaz bir kısıtlama yapmak zorundayız. Maaşlar ve diğer giderlerde. Sırf Beşiktaş'ın değil, anladığım kadarıyla zaten üç büyüklerin hepsinin aynı sorunu var. Yani 2 sene üst üste başarısızlığı galiba kimse kaldıramayacak. Artık o raddeye geldi iş. Kesinlikle. Ya bütün kulüplerin aslında Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorunluluğu oldu. Bu da kendi yaptıkları bütçeyi Şampiyonlar Ligi'ne göre ya da diğer rakiplerine göre yaptıkları için bu sefer burada şampiyonlar Ligi'ne gitme zorunluluğu yaratıyorlar kendilerine. Ya top Topbek'in küçüleceğiz ya da bir şekilde şampiyonlar ligine 3 takımı göndermenin yolunu bulmaya çalışacağız ananın kadarıyla. Ülkenin başka kurtarır yanı yok gibi gözüküyor. Ya yani şu andaki UEFA kriterlerine göre zaten ya da UEFA'nın belirlediği kriterlere göre Türkiye'den 3 tane kulübün gitme ihtimali yok. Yok işte, aynen. Hatta Türkiye'den ikinci olan kulübün bile şampiyonlar ligine gidebilme ihtimali inanılmaz zayıf. Onun için maalesef. maalesef. küçülmek zorundayız. Hani küçülmek de değil. Herkes doğru planlamayı yapmak zorunda. Bütçeyi yapmak zorunda. Yani kitapçıklarda bütçe yaparken hani sadece yapmış olmak için yapmayıp gerçekten herkesin bütçesini yapması gerekiyor. Bu haftaki ayaksın oyuncu bütçesi Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve Fener'in çok altında. Hatta %20-%25'leri civarında. Doğru planlama şu andakinden çok daha iyidir.